Selam herkese. Bugün günlerden pazartesi. Tokyo'da yağmurlu bir Haziran sabahında istasyondayım. Dışarı çıktım ve çalışmak için kendime güzel bir yer arıyorum. İşe gidenlerden oluşan kalabalıklar bitti. Trenlerde yoğunluk azaldı. Saat 10.30 ve ben sakin bir Starbucks arıyorum. İdebaşı'da nehir kenarında bir tane vardı diye hatırlıyorum. Çalışmak için çok uygun. Biraz çalışacağım. Bu arada size Japonya'ya neden taşındığımı, burayı neden çok sevdiğimi anlatacağım. Arkadaşlar, Starbucks'a geldim. Size önce biraz Japonya'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, Japonya'nın Japonca'da asıl ismi Nihon. Nihon'un anlamı da güneş ve köken anlamına geliyor. Yani Nihon aslında güneşin doğduğu ülke olarak geçiyor. Gerçekten de Japonya en doğudaki ülkelerden bir tanesi. Güneş burada sabaha karşı saat 4.30'da doğuyor. Hava yani 5'te tamamen aydınlık oluyor. Kışın böyle 4.30-5 gibi hava kararsa da yazın biraz daha 7-7.30'a kadar sarkabiliyor. Japonya arkadaşlar 6850 taneden fazla adadan oluşan bir ada ülkesi. Dünyada Endonezya'dan sonra en kalabalık ada ülkesi olarak geçiyor. Bu adaların en büyükleri olan Honshu, yani Tokyo'nun, başkent Tokyo'nun olduğu Honshu en büyük anakaralardan bir tanesi. Sonra büyükten küçüğe doğru Hokkaido, Kyushu ve Shikoku adaları en büyük adalar. En güneyde de Okinawa adaları var. Honshu yani Tokyo'nun da bulunduğu ana büyük ada ülkenin nüfusunun %97'sini oluşturuyor arkadaşlar. Japonya'da 8 tane bölge var. 47 tane de eyalet var arkadaşlar. Tokyo aslında bir şehir değil, bir eyalet ismi. Tabii genel merkezde yaşayan insanların bulunduğu bölgede Tokyo şehri olarak geçiyor. Tokyo'nun nüfusu yaklaşık 16 milyon civarında. Ama etrafındaki şehirlerle birlikte ve eyalet olarak nüfusu 30 milyon civarında. Dünyanın en kalabalık metropol bölgelerinden bir tanesi olarak düşünebiliriz. Japonya 1947 yılına kadar imparator ve ailesi tarafından yönetiliyordu. 1947 yılından sonra yeni bir anayasa kabul edilmiş ve şu anda Japonya monarşi parlamenter sistemiyle yönetiliyor. Yani hala devletin başında bir imparator var ama parlamenter sistemin başında da seçimle gelen hükümet var. Hükümetin başında da başbakan var. Şu anki Japonya'nın başbakanı Yoshida Suga. Arkadaşlar, Japonya G7 ve G8 ülkelerine dahil ülkelerden bir tanesi. Şu anda dünyada gayri safi milli hasılaya göre dünyada 3. büyük ekonomi. Salgın sebebiyle ekonomi biraz durgunlaşmış vaziyette. Hatta son 50 yılın en durgun ekonomilerinden birisinin yaşandığı söyleniyor. Ama yine de hükümetin aldığı bayağı önlemler var. Burada arkadaşlar hükümet işte restoranlara, kafelere ve küçük işletmelere her gün 600 dolar civarında, her gün 600 dolar civarında bir yardım yapıyor ve işletmeler ayakta durmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, Starbucks çok gürültülüydü. Burada hala gürültü var. Şimdi size evime 20 dakika mesafede çok tatlı bir yere götürmek istiyorum. Kanal Kafe. Tokyo'da kanal kafeler çok meşhur. Bu kanal kafeye ben ilk Tokyo'ya geldiğimde gelmiştim ve bayılmıştım açıkçası. Zaman zaman buraya geliyorum. Burada çalışıyorum hatta. Arkadaşlar, harika bir yere geldim. Burayı böyle size bir göstermek istiyorum. Yağmur sezonundayız. Bazen güneşli oluyor ama yağmur başladı, bu da durmuyor. Bugün de yağmurlu.
Hatta bu hafta her gün yağmurlu görünüyor Tokyo. Arkadaşlar kafeye oturdum, çayımı da aldım. Şimdi size biraz neden Japonya seçtiğimi anlatacağım. Ben 2018 yılında arkadaşlar İstanbul'da yaşarken böyle işten çok bunalmıştım. Kafamı dağıtmak istedim. Böyle bir hayatımda bir değişiklik olsun istedim. Freelance çalışıyordum tasarımcı olarak. Aldım bilgisayarımı, sırt çantamı ve ben bir seyahate çıkmak istedim arkadaşlar. Biraz da birikmiş param vardı. İlk olarak ben işte nereye gidebilirim, nerelerde seyahat edebilirim diye düşünürken Okinawa adalarını gördüm. Ve yani hayran oldum. Eğer Google'da Okinawa adaları yazarsanız niye hayran olduğumu siz de anlarsınız. Sonra ben Japonya'ya gitmeye karar verdim. Ve ilk olarak İstanbul'dan 2018'in Şubat ayında, Şubat'ın 15'i gibi İstanbul'dan Okinawa adalarına geldim. Tabii Tokyo aktarmalı geldim. Okinawa adalarına indiğimde inanılmaz güzel havası, beni mesetti resmen. Çünkü Şubat ayında İstanbul'da işte biliyorsunuz işte 0 derece ile 5 derece arasında hava olur. İşte Okinawa'ya ulaştığımda 25 derece bir hava vardı ve nem yoktu. İnanılmaz tatlı bir böyle hafif bir esintisi vardı. Hayran oldum. Okinawa adalarında yaklaşık böyle bir ay kadar seyahat ettim arkadaşlar. Sonra işte Osaka'ya gittim. Osaka'dan işte ana adaya geçtim. Osaka'ya gittim. Osaka'dan Kyoto'ya gittim. Kyoto'dan Shimoda diye bir bölge vardı Japonya'nın güneyinde. Böyle biraz tatil beldesi gibi. Sörfçülerin çok fazla gittiği, işte okyanustan dolayı dalgalı denizin tadını çıkarmak için özellikle sörfçülerin gittiği bir bölgedir. Shimoda'ya gittim. Orada yaklaşık bir 10 gün kadar kaldım. Sonra da Tokyo'ya geçtim. Tokyo'da tabii yaklaşık 9-10 gün kadar kaldım. 2 ay kadar arkadaşlar ben Japonya'da seyahat ettim. Benim bu uzak doğuya ilk seyahatim değildi. Daha önce ben yıllar önce Malezya'ya da gitmiştim, Singapur'a da gitmiştim ama Japonya'ya her zaman gitmeyi çok hayal ediyordum. Sonra ben arkadaşlar yaklaşık 9 ay boyunca bütün Asya ülkelerinde hemen hemen seyahat ettim. Japonya'dan sonra Tayvan'a geçtim arkadaşlar. 1 ay Tayvan'da kaldım. Tayvan'dan sonra Tayland'a geçtim. Hatta Türkiye'den kuzenlerim geldi. Kuzenlerimle birlikte bir 3 haftalık bir tatil yaptık. İşte Bangkok, Pattaya, Phuket turu yaptık hep beraber. Ondan sonra ben Güney Kore'ye gittim. Yaklaşık 1 ay Güney Kore'de kaldım. Güney Kore'den sonra Bali'ye gittim. 3 ay kadar Bali'de kaldım. Bali'den sonra arkadaşlar Malezya'ya gittim, Singapur'a gittim ve Vietnam'a gittim. 1 ay kadar da Vietnam'da kaldım. 9 ay boyunca bu ülkeleri dolaştım ve sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra Japonya hala aklımdan çıkmamıştı. Japonya'ya aşık olmuştum ve Türkiye'de pek yaşamak istemediğim için, Türkiye beni çok bunalttığı için, işte İstanbul'daki hayat çok yorucu olduğu için hep başka bir ülkede yaşama hayaliyle açıkçası böyle bir dolu doluydum. Sonra düşünmeye başladım, Japonya ne kadar güzel bir ülke. Japonya'da yaşanabilir. Keşke Japonya'da yaşasam. Japonya'da yaşayabilir miyim? Bu soruları kendime sormaya başladım ve bununla ilgili ciddi ciddi oturup araştırmalar yapmaya başladım ve Japonya'da yaşamak için adımlar atmaya başladım. Peki neden Japonya'yı seçtim? Size Japonya ile ilgili ilk anımı anlatacağım ve siz neden seçtiğimi hemen anlayacaksınız. Arkadaşlar ben ilk Okinawa'ya indiğimde kendime bir sim kart almak istedim. Sim kartla işte bu Google Translate gibi, işte haritalar gibi aplikasyonları kullanarak nereye nasıl gideceğimi kendi başıma yapmaya çalışayım dedim. Çünkü insanlara soruyorum, İngilizce bilmedikleri için çoğu. O da bir işe yaramıyor. Sonra ben bir sim kart satan benzer bir dükkanın içine girdim ve işte hani İngilizce olarak sim kart satın almak istediğimi söyledim. Fakat bana işte istediğim özelliklerde sim kart veremeyeceklerini söylediler. Başka bir yere sormam gerektiğini söylediler. Ve bunu o kadar kibar söylediler ki ben de teşekkür ettim. Tam dükkandan çıkarken bana açıklama yapan tezgahtar bana yolu gösterdi. Eliyle kapıyı gösterdi. Sonra benimle kapıya kadar geldi.
kapıyı açtı, dışarıya çıktık, sokağın dışına çıktık. Sonra arkadaşlar beline kadar eğildi ve bana size yardımcı olamadığım için çok özür diliyorum sayın müşterimiz. Umarım istediğiniz şeyi çok yakın zamanda bulursunuz dedi ve gülümseyerek beni uğurladı ve tekrar dükkanın içine girdi. Hayatımda bu kadar güzel bir şey yaşamamıştım ben. Yani bu yaşadığım şey benim için o kadar değerli ve o kadar özeldi ki dedim ki böyle bir servis acaba hani sadece tek bir yer, bu dükkana mı özel bir şey? Hayır, her yerde ben bu saygıyla, bu kibarlıkla ve bu özveriyle ve bu özenle açıkçası karşılandım ve bu benim Japonya'daki insanlara karşı ilk izlenimlerimden birisiydi. Kendi kendime dedim ki ne kadar kibar, ne kadar saygılı ve özverili insanlar. Hizmet sektöründe de öyleydi. Yani ben buna hayran kaldım açıkçası. Dedim ki ne güzel bir ülke, keşke burada yaşasam. Yani Japonya, şöyle söyleyeyim, ilk izlenimlerimden bir tanesi, burası en kibar ve birbirine saygılı insanların ülkesi. Tabii başka özellikleri de var. Eğer yalnız bir kadınsanız, yalnız bir kadın için inanılmaz güvenli bir ülke arkadaşlar. İnsanlar birbirlerine karşı o kadar saygılılar ki, ben 2,5 yıldır Japonya'da yaşıyorum. Yani bunu size tamamen içtenlikle söylüyorum. Şu ana kadar bir kere bile, bir kere iki insanın kavga etmesini bırakın tartıştığını, birbirlerine sinirli bir şekilde baktıklarını ve birbirlerine seslerini yükselttiklerini asla görmedim. Yani böyle bir şey Japonya'da imkansız gibi bir şey. İnsanlar birbirlerinin özel alanlarına kesinlikle saygısızlık etmiyorlar. Birbirlerine çok yaklaşmıyorlar. Birbirlerine çok böyle aman aman sarılmıyorlar. Biraz daha mesafeliler. Ama bu işte biraz da birbirlerine karşı olan o hassasiyetlerinden ve saygılarından kaynaklanıyor. Çok utangaç insanlar. Utandıkları için, yanlış bir şey yaparım diye korktukları için İngilizce bile konuşamıyorlar. İngilizce bilmeyen çok insan var. Yani yaklaşık %80 İngilizce, %85 İngilizce konuşamıyor. Konuşanlar da hata yaparım diye arkadaşlar utangaçlıklarından İngilizce bilmiyorlarmış gibi davranıyorlar. Yani bu kadar ilginç bir ülke. Her yer çok sessiz, sakin, çok huzurlu. Trafik diye bir problem yok. Trafik olduğu zaman da asla hiçbir şekilde araçların işte birbirlerine korna çaldıklarını, acele ettirdiklerini asla görmüyorsunuz. Çok mütevazi insanlar. Böyle küçük, sade, minik evlerde yaşıyorlar. Kimse kimseye karışmıyor arkadaşlar. İsterseniz sokağa kostümle çıkın. Hayvan kostümü olabilir ya da işte prenses kostümü olabilir. İsterseniz kimono giyin, isterseniz pijamayla dolaşın, isterseniz gelinlikle çıkın. Kimse kimseye göz ucuyla bile dönüp bakmıyor. Herkes kendi işinde, kendi dünyası. Kimse sizi rahatsız etmiyor, kimse taciz etmiyor, kimse laf atmıyor. Kızlar bazen mesela çok kısa şortlar, etekler giyiyorlar. Hiç kimse rahatsız etmiyor, dönüp bakmıyor bile. Herkes o kadar özgür ki. Arkadaşlar, kimse kimseyi yargılamıyor, kimse kimseyle ilgili şikayette bulunmuyor. Yani herkes burada çok huzurlu açıkçası. Trenlerde, otobüslerde yüksek sesle kimse konuşmuyor arkadaşlar. Yüksek sesle telefonla da konuşmuyorlar. Mesela trenlerde ve otobüslere ilk bindiğinizde, kapılar açıldığında lütfen toplu taşımalarda telefonunuzu sessiz moda açın diye bir anons yapılıyor ve herkes buna uyuyor tabii ki. Aynı zamanda utangaç oldukları için gürültülü bir şekilde de konuşmuyorlar. Yanlışlıkla bir gürültü yaptıklarında mesela hemen etrafa dönüp herkesten özür diliyorlar. Geçen gün metrodan çıktım. Bir kadının çocuğunun balonu patladı yanlışlıkla. Kadın bir anda böyle bir kendine geldi, çok utandı. Herkese dönüp çok özür diliyorum diye insanlardan özür diledi. Yani bunlar beni inanılmaz etkiliyor gerçekten. Herkes çok sabırlı arkadaşlar. Yani trafikte sabırlılar, otobüs beklerken sabırlılar, trenlerin içinde tıkış tıkış giderken her sabah ve her akşam saatlerce sabırlı bir şekilde
bekliyorlar, işlerine gitmeye çalışıyorlar. Dur, bazı böyle popüler mekanlarda, restoranlarda, kafelerde çok sıra oluyor. Sabırla böyle bir şekilde hiç şikayet etmeden, işte güler yüzlü, arkadaşlarıyla sohbet ederken veya telefonlarıyla ilgilenirken bekliyorlar. Yarım saat bekliyorlar, bir saat bekliyorlar. Herkes, arkadaşlar burada çok çalışkan. İnanılmaz çalışıyorlar. Yani sabah 4.30-5'te kalkıyorlar. Gece yarıları saat 9'a 10'a kadar çalışmaya devam ediyorlar. Çalışmadıkları zamanlarda da kendilerini arkadaşlar kafelere, restoranlara, işte barlara atıyorlar. İçmeyi çok seviyorlar, çok içiyorlar. Çünkü işten dolayı o kadar stresli ve o kadar ağır bir hayatları var ki içerek kendini bir şekilde hani böyle deşarj etme, o içlerindeki sıkıntıyı atma, arkadaşlarıyla sohbet etmek için en sevdikleri ortam, en uygun ortam onlar için bir bar ya da bir kulüp ve içki içtikten sonra o bütün utangaçlıkları, o bütün sakinlikleri gidiyor. Bir anda böyle inanılmaz neşeli, inanılmaz konuşkan, böyle inanılmaz gürültülü insanlar oluyorlar. Mesela Türkiye'de insanlar içtikten sonra genelde inanılmaz melankolik olurlar, her şeyden şikayet etmeye başlarlar, hatta sinirli, agresif ve kavgaya hazır olurlar. Ama burada öyle değil, tam tersi. Daha fazla neşeleniyorlar, daha fazla mutlu oluyorlar ve inanılmaz keyifli oluyorlar. O yüzden de Japonya'yı gerçekten, bu da sevmemin nedenlerinden bir tanesi. En önemli sebeplerden bir tanesi de güvenlik arkadaşlar. Japonya'da tek başına yaşayan bir kadın için yaşamak inanılmaz kolay. Tokyo 2020 yılında dünyanın en güvenli şehir seçildi. Hatta bundan önce ben Singapur diye hatırlıyorum. Singapur'du. Ama şimdi Tokyo. Ben her yere tek başıma gidiyorum. Sokağa gece 12'de de çıksam, 2'de de çıksam hiçbir şekilde ne laf atan oluyor, ne beni rahatsız eden oluyor, ne beni taciz eden oluyor. Asla, hiç, yani 2,5 yıldır başıma hiçbir şey gelmedi bu konuyla ilgili. Trafik kazası olmuyor, işte araba kazaları olmuyor. Bu konuda gerçekten hani şu ana kadar hiç öyle bir şeye rastlamadım. Çocuklar burada arkadaşlar, minnacık çocuklar, böyle 5 yaşında 6 yaşında çocuklar anaokullarından sonra, ilkokuldan itibaren okula tek başlarına gidiyorlar. Yani sadece gerçekten tek başlarına gidiyorlar, işte evlerinden çıkıyorlar, trene biniyorlar, trenden okullarına yürüyorlar ya da aynı yaştaki arkadaşlarıyla birlikte el ele tutuşarak trene biniyorlar, sonra inmeleri gereken durakta iniyorlar ve okullarına gidiyor. Güvenlik demişken bu arada, Japonya'da hırsızlık olayı da yani sıfır denecek kadar az. Size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben bundan yaklaşık bir 10 yıl önce İtalya'ya gitmiştim. Avrupa'da çok seyahat ettim. Her sene, hatta senede 2 defa işte Avrupa'ya gidiyordum. İşte Fransa'ya gidiyordum, İtalya'ya gidiyordum, işte İspanya'ya gidiyordum. Çok seviyordum seyahat etmeyi. Roma'da şöyle bir şey başıma geldi. Arkadaşımla birlikte Roma'da bir restoranda otururken arkadaşım tuvalete gittiğinde restoranın içine sokak çocukları içeriye girdiler. Benim etrafımı sardılar ve beni lafa tutarken bir tanesi de arkadaşımın çok pahalı bir gözlüğünü çaldı. Bir 15 yıl önce Prag'a gitmiştim. Arkadaşımla metroda birisi çantamı almaya çalıştı. Sonra ben çantamı vermeyince bana tekme attı ve trenden koşup gitti. Yani Avrupa'da başıma böyle şeyler geldi. Arkadaşlar ben bazen çalışmak için Starbucks'a gidiyorum. Starbucks evime 2 dakika mesafede, yürüyerek gidiyorum. Starbucks'ta çalışırken birden işte evde bir şey unuttuğumu fark ediyorum veya diyelim ki umumi tuvalet kullanmak istemiyorum. Evdeki tuvalete gitmek istiyorum. Starbucks'ta iPad'imi, işte MacBook bilgisayarımı, cep telefonumu, çantamı masanın üzerinde bırakıp eve gidiyorum. Evde gerekirse işte tuvalete giriyorum, unuttuğum şeyi alıyorum. Bir yaklaşık 15-20 dakika sonra Starbucks'a geri döndüğümde her şeyim eksiksiz olarak masada, Starbucks'taki masada aynen duruyor. Ben mesela İstanbul'da Fener Yolu'nda yıllarca yaşadım arkadaşlar. Fener Yolu'nda yaşarken bizim apartmanımızın içinden, yani apartman kapısının camı kırılarak bodruma inilerek apartmanımızın içinden 3 defa, yani birer ikişer ay arayla 3 defa bisikletimiz çalındı. Yani
burada arkadaşlar insanlar bisikletlerini kapının önünde bırakıyorlar. Yani dairelerin önünden bahsetmiyorum. Apartman girişlerinin dışında, yani sokakta bisikletlerini bırakıyorlar ve kitlemiyorlar bile. Bisikletlerine hiçbir şey olmuyor, çalınmıyor arkadaşlar. Bu arada Japonya'da gelir seviyesi çok yüksek arkadaşlar. Burada enflasyon yok, işsizlik yok denecek kadar az. O yüzden insanlar gerçekten alım güçleri çok yüksek. Enflasyon olmadığı için mesela 2 yıl önce aldığınız bir ürünün 2 yıl sonra fiyatı hemen hemen hala aynı. Çok fazla bir değişiklik olmuyor. O yüzden de işte maaşınıza zam geldikçe veya geliriniz yükseldikçe alım gücünüz daha da fazlalaşıyor. Türkiye'de tam tersidir. Yani maaşınıza zam gelir ama her şeyle beraber daha fazla zam geldiği için alım gücünüz asla yükselmez. Ama Japonya'da öyle değil. Alım gücünüz gerçekten yükseliyor. Çok temizler. Çok güzel giyiniyorlar. Çok minimalist, çok sade giyiniyorlar. Ben mesela Japonya'ya, işte Tokyo'ya taşındıktan sonra arkadaşlar zamanla gardırobumdaki çok renkli, çok hareketli, çok desenli şeylerden yavaş yavaş kurtuldum. Neden bilmiyorum aslında. Çok renkli giyinmek tabii ki çok güzel bir şey ama önemli olan burada insanlar hemen hemen aynı renklerde kıyafetleri gardıroplarında barındırarak hayatlarını bir şekilde kolaylaştırıyorlar. Sokaklar inanılmaz temiz. Size biraz da temizlikten bahsedeyim. Her sabah saat 5.30'da kalkıp evlerinin önünü değil, bahçelerinin etrafını, apartmanlarının etrafını ve sokağı süpüren insanlar görüyorum. Herkes kendi evinin önünü ve kendi sokağını temizliyor. Sokaklarda toz yok, çöp yok. Dışarıya çıkıyorum arkadaşlar, ayakkabılarım asla kirlenmiyor, tozlanmıyor. Herkes çöpünü ya cebine koyuyor ya da çantasının içine koyuyor. Sonra iş yerlerine gittiklerinde veya eve gittiklerinde geri dönüşüm kutularında ayrıştırıp o şekilde çöpe gönderiyorlar. O yüzden mesela çok komik bir şey var. Japonya'da sokaklarda çöp kutusu yok. Her yeri temizliyorlar. Yani metroları her gün temizliyorlar. Trenden inerken veya çıkarken bu yürüyen merdivenlerin kenar trabzanlarını bilirsiniz böyle ellerimizi koymak için. Onu her gün deterjanlı bezlerle silen insanlar görüyorum. Onları her gün temizliyorlar çünkü insanlar dokunuyor diye. Japonya'nın doğası gerçekten harika. Her yer yemyeşil. Yeşilliğe doyuyorsunuz gerçekten. O yüzden de havası çok temiz. Yani parkların içinde büyük göller var, nehirler var, kocaman kocaman orman gibi ağaçlar var. O göllerin içinde işte kayık gezintileri, işte bot gezintileri, bir takım atraksiyonlar, her şey var. O yüzden burası gerçekten hani bir aile içinde gerçekten cennet. Dünyada ilk defa Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Çünkü insanlar burada gerçekten kendini çok iyi ifade edemiyorlar. Yani kültürlerinden kaynaklanıyor böyle. Biraz utangaçlar, biraz böyle kendi içlerine kapanıklar. Bu yalnız insanların işte sorunlarını paylaşmak için bir bakanlık kuruldu burada. Mesela Japonya'da arkadaşlar bir meyve çıktığında, bir çiçek açtığında, yani bir meyvenin, bir çiçeğin veya işte bir yemişin sezonu olduğunda bütün kafelerde, bütün restoranlarda, bütün marketlerde bu ürünle ilgili bir promosyon şenliği başlıyor. Yani diyelim ki çilek mevsimi. Çilek mevsimi olduğunda bütün süpermarketlerde, kafelerde çilekle ilgili her şey, kahveler, yoğurtlar, tatlılar, takılar, tişörtler, çantalar, her şey çilekle ilgili oluyor. Yani çilekle ilgili ya bir tat ya bir süsleme oluyor. Buna gerçekten çok önem veriyorlar ve insanların hayatlarını biraz daha böyle neşelendirmeyi, tatlandırmayı, ticareti ve ekonomiyi de hareketlendirmeyi o kadar iyi beceriyorlar ki bu konuda çok saygı duyuyorum gerçekten Japonlara. Mesela kestane mevsimi geliyor. Hemen Starbucks'ın kapısında kestane ile ilgili işte ya bir latte çıkmış ya da bir tatlı çıkmış. Onun promosyonları var. Yani sevgililer gününde çikolatalar, kalpler, bunlarla ilgili promosyonlar inanılmaz böyle ekonomiyi döndürecek ve herkes buna katılıyor. Yani herkes de bu ekonominin içinde bununla açıkçası şey oluyor, yani buna katkıda bulunuyor. Şey diyebilirsiniz ya, işte kapitalizmin bu getirilerine kanmayın, işte bu konuda böyle algılar böyle diyebilirsiniz.
Ama yani buna ben de katılıyorum bir noktaya kadar. Ama bir şekilde de ülkenin ekonomisinin dönmesi ve insanların da bu ekonominin içinde hareketlilik alması ve mutlu olmaları için bir yandan da bunu da açıkçası buraya geldikten sonra desteklemeye başladım. Tabii bundan dolayı ekonomi dünyanın üçüncü büyük ülkesi arkadaşlar, bu boş boşuna olmamış yani. Ekonomiyi döndürmeleri için her hayatın her anında bir şekilde olmaları, enerjik olmaları gerekiyor. O yüzden hizmet sektörü inanılmaz bir sektör Japonya'da. Alışveriş yaparken öyle güzel bir deneyim yaşıyorsunuz ki, işte satış elemanları, size işte servis yapan garsonlar, ne almak istersiniz? Yeni bir ürünümüz çıktı, bunu tatmak ister misiniz? Nasıl ödemek istersiniz? Kredi kartıyla mı ödemek istersiniz? Peşin mi ödemek istersiniz? Puan kartınız var mı? İsterseniz puan kartınızı puan yükleyelim. Poşet ister misiniz? Ürünleri aldıktan sonra kendileri poşetin içine tek tek yerleştiriyorlar. Paranın üstünü verirken parayı verme şekilleri bile o kadar saygılı ve kibar ki, parayı bu şekilde uzatıyorlar ve bu şekilde eğiliyorlar, size saygılarını sunuyorlar. Yani bu yaşadığınız deneyim, diyorsunuz ki ben cennette miyim? Her şey çok renkli paketleniyor, minik minik paketleniyor, çabuk tüketim olsun diye. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Büyük büyük paketler yapmıyorlar ki insanlar hızlı tüketsinler. Bir sebebi daha var. İşte ürünlerin son kullanma tarihleri çok uzun süreli tutmuyorlar. Ürünlerin kalitesini ve içeriklerini zengin tutmak için. O yüzden de minik minik paketlemeler yapıyorlar. Çabuk tüketilsin, böylece ürünler daha kaliteli ve daha zengin içeriklerle tüketilsin istiyorlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Convenience store'lar var burada. Konbini diyorlar arkadaşlar. Yani İngilizcenin Japonca'ya evrilmiş hali. 24 saat açık, marketin içinde her şeyi bulabileceğiniz minik bir süpermarket. Formatı gibi düşünebilirsiniz. Yani convenience store'un içine giriyorsunuz. Hazır yiyecekten tut, gazete, dergi, içki, dondurma, işte pirinç, konserve ürünleri, kırtasiye, cilt bakım ürünleri, her şeyi bulabileceğiniz toplu formatta convenience store'lar var. Her mahallede, hemen hemen her sokakta var. Fiyatları da gayet uygun. Dediğim gibi 24 saat açık. Bazen vitamin ve kolajen bile bulabiliyorsunuz. Vitamin ve kolajen demişken, Japonya kolajen ve vitamin cenneti arkadaşlar. Hemen hemen her mahallede drugstore dediğimiz böyle eczane tarzında, ama hani eczane olmayandır, rahatlıkla raflardan istediğiniz vitamini, kolajen ürününü, işte besin takviyesini alabileceğiniz burada dükkanlar var. İçlerinde bir köşede eczaneler de oluyor. O eczanelerden tabii ki reçeteyle ilaç alıyorsunuz. Japonya başka açıdan da bir cennet. Satış makineleri var. Nasıl satış makineleri? İşte soğuk içeceklerin olduğu, sıcak içeceklerin olduğu, yiyeceklerin olduğu, atıştırmalıkların olduğu, sigaraların olduğu böyle bir takım otomat kutuları var. Otomat makineleri var. Hemen hemen her köşe başında var. İnanılmaz büyük bir kolaylık. Bu arada burası böyle yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Kalabalıklaşmaya başladı. Ben buraya çok erken gelmiştim. Sesimde bu problem olursa kusura bakmayın. Son birkaç şeyden daha bahsedeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş bitiriyorum videomu. Japonya'da internet çok hızlı. Her yerde internet var. Metrolarda bedava internet var. Kafelerde, her yerde bedava internet var. Bazen sokakta bile, aynı zamanda tren istasyonlarında bile ücretsiz internet kullanabiliyorsunuz. Ve çok hızlı gerçekten. Her yer inanılmaz teknolojik. Robot kafeler var. Umumi tuvaletler inanılmaz temiz. Gerçekten çok temiz. Japonya'da Türkiye'den sonra bence dünyada ikinci ülke taharet musluğu olan ülke Japonya'dır. Tüm tuvaletler de var. Bu benim için çok önemli bir şey. Ve bu musluklar hem sıcak su hem soğuk su veriyorlar. Ayarı bile var arkadaşlar. Yani o kadar, çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Bilgilendirme ağı inanılmaz geniş.
çok kalabalık bir şehir olduğu için insanlar kuralları uysunlar diye her yerde kurallarla ilgili, bilgilendirmelerle ilgili, tanıtımlarla ilgili çok fazla broşür ve reklam panosu görüyorsunuz. Her yer çok renkli, ışıklı, çok fazla ışık var şehirde. Çünkü böyle insanların bahsettiğim gibi hayatlarını renklendirmek için, görsel algılarını biraz daha harekete geçirmek için gerçekten çok fazla ışık, renk ve müzik kullanıyorlar. Her yerde müzik duyabilirsiniz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Kırmızı ışıklarda kuş sesi var. Karşıdan karşıya yayaların geçmesi için kuş sesi gibi bir ses ötmeye başlıyor. Bu insana inanılmaz huzur veriyor. Kendinizi büyük bir metropolde değil de küçük bir kasabada yaşıyor gibi hissediyorsunuz. Japonya'da insanların hayatlarını çok cennet gibi bir kasabada yaşadıklarını hissettirmek için herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor arkadaşlar ve gerçekten ben burada kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah iş bulurum, inşallah kendi işimi yaparım ve burada uzun süreler, uzun yıllar yaşamak istiyorum. Darısı sizin başınıza demek istiyorum. İnşallah Japonya'ya gelirsiniz ve en azından Tokyo'yu ve birkaç tane yeri görürsünüz ve siz de bu anlattıklarıma şahit olursunuz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere.